Eski sevgilini ben nereden tanıyabilirim ki? Bu çiftlikte çalışıyor. Kim? Kim dedim Güllü? Cevap versene. Kemal. Kemal mi? Şoför Kemal. Bizim Kemal. Şoför Kemal. Senin eski yavuklun mu? Ve sen bunu benden sakladın. Öyle mi? Muzaffer. Muzaffer, inan bana. Geldiği günden beri göndermeye çalıştım. Gitsin diye elimden gelen her şeyi yaptım ama başaramadım. Yalan söyledin. En başından beri bana yalan söyledin. Yalan söylemedim. Sadece söyleyemedim. Nasıl yaptın bunu? Nasıl yapabildin? Ne kadar inanmıştım sana. Ne çok güvenmiştim. Muzaffer, affet beni, ne olursun. Ne dobra kız demiştim ilk gördüğüm anda. İçi dışı bir, yalansız. Tertemiz. Değilmişsin. Yanılmışım. Çok yanılmışım. Muzaffer, yemin ederim zannettiğin gibi değil. Seninle evlendiğim günden beri başkasını görmedi gözüm, yemin ederim. Sus, sus, sus! Sus! Bu meseleyi kim biliyor? Ha? Herkes mi? Kemal Hamza'yı vurmuştu. O yüzden düştüm hapusa. Duymayan kalmadı yani. Beni ne hale düşürdüğünün farkında mısın sen? Hı? Koskoca Muzaffer Dinç Aslan'ın karısı eski sevgilisini şoför tutmuş. Öyle mi? Muzaffer. Neyim ben? Neyim? Bunu yapmayacaktın Güllü. Yapmayacaktın. Muzaffer. Bunun hesabını soracağım. Muzaffer. Muzaffer. Dur yapma, ne olursun yapma. Gel. Yapma. Muzaffer. Yalvarırım yapma, gitme ne olursun. Bana acımıyorsan çocuğumuz acı. Çocuğumun başı üstüne. Yalvarırım gitme. Ne olursun. Muzaffer! Muzaffer yapma! Yapma!
Dışarı çıkın. Abi, ne olur abi sakin ol. Dışarı çıkıp konuşalım ne olursun. Çık dışarı hadi. Hayır çıkmayacağım. Kötü bir şey olmasına müsaade etmeyeceğim. Çık dışarı Halide. İçeri geç. Kemal. Kemal içeri geçme lütfen. Lütfen sen bari yapma. Ne olursun. Kemal. Abi lütfen yapma ne olursun. Halide lütfen. Çekil. Abi. Abi lütfen abi. Abi ne olursun. Namusumu el uzatmaya cesaret edecektin. Benim çatımın altında ne işin var ulan? Abi, abi ne olursun aç. Abi yalvarıyorum lütfen. Abi. Açın şu kapıyı. Kimse yok mu? Seviyordum. Kes! Bunları duymak istemiyorum. Onu eskiden sevmiş olmamı bile duymak istemiyorsunuz. Ya ben? Benim duygularım? Benim duygularımı hiç düşündünüz mü Muzaffer Bey? Sevdiğim kızın başkasıyla evlendiğini duymak, onu başkasının kolunda görmek kolay mı sanıyorsunuz? Benim durumumu hiç düşündünüz mü? Senin duygularından bana ne? Kız evlenmiş, peşinden niye geliyorsun? Hiç mi onurun, gururun yok senin? Doğru değildi. Ama kendimi alıkoyamadım. Aşk böyle bir şey işte. Onurumu da, gururumu da ayaklar altına aldım. Yalan söylüyorsun. Güllü'yü benden almak için fırsat kolladın sen. Öyle olsa niye sizi ölümden kurtarayım? Yılmaz'ın sizi öldürmesine niye engel olayım? Can borcunu öde mi diyorsun? Beni ölümden kurtardığın için seni sağ mı koyacağım sanıyorsun? Abi! Ben öyle bir şey demedim. Sadece şunu bilin. Buraya geldiğimde Güllü'yü seviyordum. Evet, doğru. Belki bir gün bana döner diye umudum vardı. Ama artık kalmadı. Onun yolu başka. Bir çocuğu olacak. Ben de çekildim yolundan. O mesele bitti. Yalan söylüyorsun sen. Sen yalan söylüyorsun. Bu sözlerin ölümden kurtarmayacak seni. Abi! Abi ne olursun elini kanalım ama lütfen yalvarıyorum. Bak çık dışarı konuşalım. Muzaffer Bey! Abi!
Korkulacak bir şeyiniz yok. Teskin edici birinde yaptım. Biraz rahatlatır. Nereye gidiyorsun? Muzaffer'e baktım iyi mi diye. Merak ettim. Merak ettin ha? Adamı ne hale getirdiğine mi bakacaksın? Sayende çok zor anlar yaşadı. Seni görüp daha da mı kötü olsun istiyorsun? Kendinizi şimdi nasıl hissediyorsunuz? Daha iyisiniz değil mi? İyiyim. İyiyim. Aşırı heyecanlandınız ya da sinirlendiniz herhalde. Sizi ne üzdü bu kadar? Doktor bey, başka ilaç verecek misiniz? Yazacaksanız eğer ben hemen aldırayım. Aç mısın? Hemen yemek hazırlayayım sana. Sağ ol ana. Aç değilim. Sıcak çay demlemiştim. Dur ana, dur. İstemem. Oğlum, Kemal'im, bir derdin var senin. Daha iyi. Çok şükür. Gerginlikten olmuş. Az kalsın inme gelecekti abime. Böyle olmasını ister miydim hiç? Sen söyledin değil mi? Kemal'i. Sen söylemeyecek miydin? Kemal gidince söyleyeceğim demedin mi? Vazgeçtim. Söylemeyecektim. Bu sırrınızı saklayacaktım. Her şeyi berbat ettin. Az kalsın Kemal'in ölümüne sebep olacaktın. Niye koruyorsun Kemal'i? Sana ne? Bu evde hesap soracak en son kişi sensin. Oğlum, o kızdan bize hayırlı ne geldi ki? Hep bela, hep kahır. Soykazım atasıcım, içi dışını boyar inşallah. Kemal'im, seni böyle görünce şu sineme köz düşüyor.
basıp gittiğin ayak izine bile kurban olurum. Şu dar dünyada senden başka kimim var ki? Ne olur, böyle üzgün durma artık. Bu işte hep uyanık kalacağız. Karda yürüyeceğiz ama ardımızda iz bırakmayacağız. O nasıl olacak ki emmi? Anlatacağım. Ama önce bir boğazımızı serinletek hele. Evvela Dinç Arslan fabrikasından mal alan tüccarların isimlerini öğreneceğiz. Öğrendik öğrenmesine de öğrenince ne edeceğiz? Bunlar fabrikadan mal almıyor mu? Mal alırlar. Sen de malı yüklerken 30 yerine 20 yazmayacaksın mı? Yazdık diyelim. Yazınca malın ziyadesi de öteki mallarla birlikte dışarı çıkacak. Peki dışarı çıkan bu malın parası ne olmuş olacak? Ne olacak? Bizim cebimize dolacak. Aklınla bin yaşarış. Ulan Reşten, bir şerefsizim, şeytana pabucunu ters giydirirsin ha. He, giydiririm. Reşit. Peki bu tüccarlar razı olacak mı? Böyle bir işi kabul edecekler mi? Fabrikadan mal çeken tüccarlara bir bir bakacağız. Birini buluruz elbet. Sen de mal alan tüccarların ismini bir kenara yaz, gerisini tasa etmeyin. Bana bırakın. Ha. Ben hallederim. Vallahi at tasa, avratlar eşit. Çak. Yatıyor musun abi? Evet. Yardım etmemi ister misin? Seninle yukarı kadar geleyim mi? Yok yok. Gözüm yok hemşire. Destur. Hoş geldin Yasin ha. Kafan nasıl oldu, iyi mi? İyi, iyi.
Ağrınızın falan yok mu? Geçti şükür. Çok şükür olsun. Allah o taşı atanların ellerine dert gelsin inşallah. Hiç insafları yokmuş. Ne istediler adamın motorundan? Dost 8, düşman 9 demişler. Şu Kemal. Hepimizi ayakta uyuttu. Namussuz. He ya. Uyuttu vallahi. Ser verip sır vermedi hiç kimseye ya. İlk vakitte ben biraz şüphelendim acık ama beni bile kandırdılar ya. Saman altından su yürüttüler. Vallahi bana da hiç böyle gizli işler çevirecekmiş gibi gelmedi ama şaştım da kaldım vallahi bacım. Ne o Yasin ağa? Bakıyorum da böyle kendinden pek bir emin sakin duruyorsun. Hiç şaşırmıyorsun. Bu gözler neler gördü? Bu kulaklar neler işitti? Yaş ilerledikçe insan her bir şeye alışıyor. Asıl şaşılacak ne biliyor musun? Nasıl oldu da Muzaffer Bey bu Kemal'i sağ oldu? Şu odada ne konuştular da oğlanı sağ bıraktı? Hayret. Şimdi ne olacak sizce ha? Ne olacak? Güllü'nün kuyruğuna tenekeyi bağladığı gibi tekmeyi atacak. Haydi. Atar mı dersin kız? Yapmayacak da ne yapacak? Bunca rezillikten sonra çitlikte mi tutacak? Ne bileyim bacım. Baksana. Güllü'ye hiçbir şey yapmadı. Evsi var mı? Demek ki karısını esnaftan seviyor adam. Nasılsın abi? İyiyim. Niye giyindin? İşe gitmeyeceksin herhalde. Gideceğim. Bugün evde kalıp biraz dinlenseydin. Evde kalmak bana iyi gelmeyecek. Gül'ü ne olacak abi? Yani çiftlikte mi kalacak? Bütün bu yaptıklarından sonra ona izin vermeyeceksin değil mi? Zamanında çok söyledim ama dinlemedin abi. Onun kendisi de sevgisi de yalan. Bütün derdi çiftliğe hanım olmaktı. Bunun için de elinden geleni yaptı zaten. Para için her şeyi yapar. İnsan eski sevgilisini şoför olarak... Halide yeter. Ben de biliyorum hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Ama karnında çocuğumu taşıyor. Hayatımda hiç bu kadar zor bir durumda kalmadım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ama haklısın. En kısa zamanda bir çözüm bulmam gerek. Yasin ha. Traktörler ne durumda? Tamirde beyim. Ama motorları sağlanmış. Ne zaman alacağız peki? Birkaç güne çıkar dedi usta. İyi. Şu taşlama hadisesine karışanları bir tetkik et. Edeyim beyim. İsimlerini tek tek tespit edip bir liste yap. Bana teslim et Yasin ha. Peki. Bu Kemal'den senin nasıl haberin olmadı? Çiftlik çalışanları neticede senin mesuliyetinde değil mi? Ne bileyim beyim. Efendi birine benziyordu. Al. Neyse. Thank you.
Buyurun Halide Hanım. Gülizar, Kemal'in evi nerede? Kemal'in mi? Evet, şoför Kemal'in. Ne diyeceğiniz ki Kemal'in evine hanımım? Sana bir soru sordum. Biliyor musun, bilmiyor musun? Biliyorum da, yani Kemal'le ne işiniz olacak diye şaşırdım. Her işe burnunu sokmasan olmaz değil mi? Tarif et bana şu evi. Selamun aleyküm. John derelere taşladınız da ne oldu? Ustaya iş çıktı işte. Üç gün sonra tarladalar yine. Koskoca Muzaffer Bey, 3-5 ip size hiç pabuç bırakır mı? 3-5 değerlikçi kardeşim. Biz birlik olduktan sonra değer babuş donunu bile bıraktırır. Doğrudan mı kardeşim? Olduk diyelim. Şincik ne yapacağız? Yine mi taş atacağız? Taşla olmaz. Şey mi dedin Ramazan? He, taş atmakla olmaz diyorum. Attığımız taşı kaptılar, gördünüz. Kardeşim bu Muzaffer Dinç Aslan sizin topraklarınızı işgal etmedi mi he? Doğru. 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 Evet. Benim haklarımı da geri vermiyor, öyle değil mi? O zaman biz de ona, onun bize yaptığının lıklısının aynısını yapak ha? Madem biz onun traktörlerine bir şey yapamıyoruz, öyleyse biz de onun toprağını işgal edelim ha? Ussuz dussuz konuşma Ramazan. Niye emmi? O dayın olacak, topraklarını işgal edecek olan kişilerin ne yapar biliyor musun? Ya emmi bak, eğer bir tane iki tane adam olursa yapar. Tamam. Ama hepimiz birlik olursak. Sen dayının karşısında dikilebiliyor musun? Toprağını işgal edecekmiş. Dayısını görünce eli ayağı titriyor. He ya, buraya gelmiş adam diye geçiniyor. Sen laf etmeyin Ramazan'a. Delikanlı adamdır Ramazan. Delikanlı ama tavşan cinsinden. Gülün gülün, gülün eğlenin. Ben belki dayımdan korkuyorum, çekiniyorum ama karşısına dikileceğim kardeşim. Aklımı arayacağım. Siz benim arkamda mısınız kardeşim? Bana onu söyleyin. Bakın kardeş, bu topraklar bizim. Anlıyorsunuz mu? Toprağa ekmek bize düşer. Toprağa mahsulü toplamak topraktan bize düşer. Anlıyorsunuz mu? Öyle der mi dayı? Haksız mıyım? Olur, olur. Ya bu devran daha ne kadar böyle sürecek kardeşim? Her şeye boyun eğ. Ha? Ezilen hep ırgat olsun. Öyle şey mi olur? Yanlış mı konuşuyorum olur, dayı ben? Olur, olur. Allah Allah. Hem de çok güzel olur kardeşim. Bu nedir ya? Bu daha ne kadar böyle devam edecek? Hep ırgat ezilsin, hep ırgat ezilsin. Olur mu böyle şey? Bunun sonu yok mu kardeşim? Yanlış mı konuşuyorum dayı ben? Allah'ını seversen ya. Kan ne kadar yasa da yaza kalmaz. Bu devran hep böyle sürekli değil ya. Doğru söylüyor Ramazan. Ha, bak ne güzel söyledin, kadasını aldım. Otur otur, ezilen hep ırgat olsun. Daha da kavuşmaz insan insana kavuşur derler. Dükkanı taşıdığından kelli görüşmez olduyduk. İş gücü arasında bir tıraş için onca yol gidilir mi Bereşit Usta? Tabii. Yakında bir berber buldum. Haftadan haftaya uğruyorum. Yedirsin, yedirsin. Artık sen de kusura kalma. Ne kusuru canım? Ha, sen ondan geldin belledin. Değil, değil. Sebebi ziyaretimin maksadı başka. Aldığım istihbarata göre Dinç Aslan fabrikasından mal çekiyormuşsun. Doğru mu? He, doğru. Alloş, alloş. Hayrola? Hayır Mahmut. Çok para kazanacağız, çok. Thank you.
Merhaba. Kemal'in evi hangisi acaba? Şurası. Teşekkürler. Siz kimsiniz? Niye arıyorsunuz Kemal abi? Kime baktın kızım? Kemal'in evi değil mi burası? He, Kemal'in evi. Ne yapacaksın Kemal'i? Onu görmeye gelmiştim. Dur bakayım, dur. Şimdi tanıdım seni. Muzaffer'in bacısı değil misin sen? Kemal burada mı acaba? Yok. Burada Kemal memal yok. Hep bir oldunuz, aslan gibi oğlumun başını yediniz. Halide Hanım. Kemal, iyi misin? Sağ ol, iyiyim. Konuşabilir miyiz? Konuşamazsın. Düşün Kemal'in yakasından. Elleşmeyin. Ana, tamam. Buyurun, şöyle geçelim. Kimmiş o dese? Kim olacak? Muzaffer'in bacısı. Tekmil tebelleş oldular başımıza. Alıcı kuşlar gibi. Ne oldu, ne güldün? Güldüğüm yok. Aklından ne geçiriyorsun? Ne geçireceğim? Biliyorum neler geçirdiğini. Nasıl sevindiğini. Böyle olacağını tahmin edemedim. Güllü'nün abime anlatmaya cesaret edeceği aklıma bile gelmedi. Kemal, abimin sağ solu belli olmaz. Sana zarar vermeye kalkabilir. Artık bu evde kalamazsın. Endişe etmeyin. Yapsa yapardı o an. Yapmadı ama bir başkasına yaptırabilir. Senden ricam, en azından kısa bir süre de olsa bu evden uzakta durma. Halen. Kemal, lütfen. Bana söz ver. Tamam. Söz. Hepsi benim suçum. Çiftlikte kalman için ısrar etmemeliydim. Sizin bir suçunuz yok. Bana hala siz mi diyorsun? Ne diyeyim? Sen de, Halide de. Senin bir suçun yok. Halide. Bak, ne güzel oldu şimdi, değil mi? Öyle. Sen de hiç kibar değilsin. Burada bir hanımefendi üşüyor sense. Affedersin. Kemal. Benim için çok kıymetlisin. Senin yanında öyle huzurluyum ki. Bu hisleri unutmuştum ben.
kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğim. Ne abimin, ne de bir başkasının. Bir varayım. Evet. Sucuk ol, sucuk, seni bir kızartacağım ki. Ekmeğin içine de bela koydum muydum? Yok, Hasra'cığım. Ekmeğin arasına koymayacağım. Seni şöyle böyle çıklayacağım. Çıklayacağım. İlla ortakçımı göndereceksin ya Rab. Emme, hoş gelmişsin. Buyur, buyur. Lan bak. Ha! Ne dinleyin orada, gelsene. Geliyorum Erenler, geliyorum. Sen geç hele, geç, geç, geç. Amin. Bereket baba, bereketimizi artır, dualarımızı boşa çıkarma. Ağaçta mı konuşuyorsun, hafız emmi? Sus! Çarpılırsın sındık. Neye emmi? Ağaç mı çarpacak? Sus! Öyle deme. Bu ağacı siz öylesine bir ağaç mı bellediniz ki? Ya nasıl ağaçmış bu? Bu bereket babanın ağacıdır. Bereket babanın ağacı mı? Bereket baba kim? Bu çıkanı neye astın? Bereketimi artırsın diye. Bereket baba ona aş verene o daha fazlasını verir. Ondan mı dua ettin? Heh, onun için ettim. Şimdi bu yemekler bereket babanın mı? Hepsi onun. Ha. Bu yemeklere dokunanı bereket baba ne yapar biliyor musun? Ne olur? Çıkanına dokunanı çarpar elimallah. Ana çarpıyormuş, lan kaçın. Hadi koşun, koşun, koşun lan. Koşun lan. Kaçın, çarpılırsınız sen. Babanı duydum. Üzüldüm. Başın sağ olsun. Sağ ol anne. Dostlar sağ olsun. Ama ne yapacaksın? Elden ne gelir? Takdir ilahi. Er geç hepimizin gideceği yer. He. Son günlerinde de olsa bana babamı gösterdin ya. Allah senden razı olsun. El öpülecek adamsın, yemin ediyorum. Madem beni seviyorsun, sayıyorsun, söyleyeceklerimi iyi dinle o vakit. Buyurun mi, dinlemem mi? Son zaman yaptıklarını hiç tasvip etmiyorum. Atılan taşlardan bir tanesi başıma geldi. Bak. Sende de ne göz varmış be emmi. O kadar uzaktan, bunca kalabalığın içinde nasıl seçtin beni? Seçmedim tabii. Ama sordum, soruşturdum. Traktörleri taşlamaya gelenlerin her birinin teker teker adını öğrendim. Nasıl? Nasıl öğrendin?
Atımına gelmez domuz olmaz demişler. Herkes bir şekil ele geçer oğlum. Ramazan, daha ne var ne yok bakalım. İyi emmi, iyi. Ama kabaktan çekinmene gerek yok. Çekinme, o her şeyi biliyor zaten. Selamun aleyküm Yasina. Hoş gelmişsin. Aleyküm selam Hafız Efendi. Hoş gördük. Madem Hafız Efendi de biliyor, o zaman açık seçik anlatayım. Tabii amma, buyur. Taşlamaya katılman yetmezmiş gibi dayım topraklarımı işgal etti deyip duruyormuşsun. Hakkımızı alın diye milleti galeyana getiriyormuşsun. Vallahi emmi pes. Casus gibi adammışsın da haberimiz yokmuş. Her şeyi öncüğüne cıncığına kadar öğrenmişsin. Öğrendim. Ama aklını başına devşir Ramazan. Ben de öyle diyorum. Aklını başına topla diyorum. Bu el alemin oyununa gelme diyorum. Diyorum, dine temiyorum. Sana ne elin işsiz ırgatından? Bırak, ne halleri varsa görsünler. Onları savunmak sana mı düştü? He, ona mı düştü? He, bana düştü. Bak, deli deli konuşma. Tepemi attırma. Dayına şimdilik adını vermeyeceğim. Ama bu haltlara devam edersen vermek zorunda kalacağım. Bilmiş ol. Hüseyin Usta kim? Bunu ayrı yazmışsın. Taşlamaya gelenlerden değil o beyim. Niye yazdın o vakit? Kahvede ileri geri konuşmalar yapıyormuş. Irgatlarla işçilerin birlik olmasından bahsediyormuş. Teşkilatlanmak, sendika kurmak lazım diyormuş. Tanıyor musun bunu? Sizin fabrikanın ustası. Hem fabrikada çalışacak, ekmeğini yiyecek, hem de bize karşı isyan çıkaracak, öyle mi? Ne âlâ memleket. Irgatları bize karşı galyane getiriyor demek ha. Ben hemen icabına bakacağım. Bu kadar adama ne yapacaksınız beyim? Hepsine tek tek haddini mi bildireceksiniz? Tek tek had bildirmekle olmaz Yasin ağa. Bu basit bir mesele değil. Hem sen demedin mi tarlaları da işgal etmek istiyorlar diye? Önlem almak lazım. Harekete geçmeden önlerini kesmek lazım. Hafız Efendi deyiver hele, doğru mu bu kıranların dediği? Ne demişler ki bu kıranlar? Güya burada ermiş bir zat yatarmış. He, doğru demişler. Zaten kıbriyadan mühim bir zat yatar bu ağacın altında. Ağaç işte, kendiliğinden bitivermiş bu mübareğin üstünde. Nasıl bilemedik bugüne kadar? Birdenbire çıkmadı ya ortaya. Mübareğin nereden çıkacağı belli olur mu hanım? Çarpılırsın maazallah. Yanlış anladın Hafız Efendi. Öyle demek istemedim. Bereket timsalidir bu ağaç. Beti bereketi artsın isteyen gelir, duasını eder. Yiyecek neyin varsa da bağışlar gider. Madem öğrendiniz, size sırrı da vereyim. Gece ölecek çekilince kalkar mübarek yerinden. Ne var ne yok toplar. Boşuna bereket baba dememişler. Yapılan bağışın fazlasıyla misli misli gönderir. Rızkını bollandırır.
Güzel Allah'ım. Hikmetinden sual olunmaz. Bak, nasıl da sorguya çekersin bu kullarını. Şüphe etmişler senin bu yatan mübareğinden. Affet bu kullarını ya Rabbi. Affet. Affet ya Rabbi bu kullarını. Affet, affet. Affet Allah'ım. Affet ya Rabbi. Affet ya Rabbi. Affet. Usta, idareden çağırıyorlar seni. Zekai Bey'in yanına gidecekmişsin. Beni istemişsiniz. Evet, istedim. Sağda solda insanları kışkırtacak konuşmalar yapıyormuşsun Hüsnü Usta. Sendikalaşmayı istemen nesi kışkırtıcı? Başına buyruk iş yapamazsın Hüsnü Usta. Biz ne güne duruyoruz burada? Bir mesele varsa önce bize gelmeliydin, öyle değil mi? Hata yaptın Hüsnü Usta. Hata yaptın. Çalışanlar için kötü olan şeyler sizin işinize geliyor olabilir. Mesela? Mesela çalışma saatleri çok uzun. Aldığımız maaşlar son derece cüzi. Kimse hak ettiği parayı kazanamıyor. Şimdi söyleyin Zekai Bey. Patron olarak siz bunları çözebilir misiniz? Çözülemeyecek meseleler de vardır Müslüman'da. Öyle değil mi? Ve bunu anlamayan biriyle de çalışmaya devam edemeyiz. Haklarımızı savunduğumuz için mi kovacaksınız beni? Bu fabrikada başı bozukluğa izin vermeyeceğiz. Şimdi muhasebeye uğrayın, alacaklarınızı tahsil edin. Sonra da fabrikayı terk edin. Fırçayı elime almak için sabırsızlanıyorum. Hemen başla istersen. No, bugün yerleşmeyi bitirelim. Ne derler, yarın yeni bir gün. Adana'da resim yapmak için daha ekselen bir yer bulamazdım. Çok mersi Halideciğim. Senin burada olman beni çok sevindiriyor. Konuşup anlaşabileceğim kültürlü birine öyle ihtiyacım vardı ki. Burada bunu bulmak mümkün değil. Artık aramana gerek kalmadı Mahşeri. İstediğin muhabbet olsun. Bonjour Serap. Comment la vous? Nazik davetinize hemen icabet ettim. Bir hoş geldin yok mu? Memnun olmadınız mı yoksa? Hoş geldin. Bu neydi şimdi? Yoksa burada olmamı istemiyor mu? Onun isteklerinin pek bir önemi yok artık. Bu ne biçim laf cicim? Abimin araları çok kötü. Gülünün çiftlikte yük mü kalmadı? Hmm. Biraz karamsar düşünmüyor musun? Düzelir nasılsa. Bu sefer değil. Düzeleceğini hiç zannetmiyorum. İpler kopmak üzere. Serap, namı diğer Güllü. Yakında yolcu. Hmm. Geçen gece pek iyiydiler. Ama o geçen geceydi. La Grande Amour bitti desene. O kadar da büyük bir aşk değilmiş demek ki. Abimi iki kez elinden kaçırdın. Üçüncü bir şansın var. İyi değerlendir. Bakıyorum da abini bana vermeye çok heveslisin. Sen de iyisini mi bulacaksın? Alın tas tamam yüklendi. Hadi. Hayırlı olsun. Size de Hamza kardeş, size de. Parayı içeri yatıracağım. Evrakı da
Bana getireceksin. Getiririm. Ulan Allahsız Hamza. Tereyağından kıl çeker gibi oldu bu iş. Vaziyet hakikaten halliymiş. Sallamayın lan! Şu nimetlere bak Ramazan. Hemen pişirip yemeli bunları. Maşallah. Maşallah. Nereden buldun lan bunları? Hani senin paran yoktu? Param yok. Ama sevenim çok. Allah Allah, seveni çok. Bunda şaşılacak ne var ki? Ha bak, seni tanımasam inanacağım ha. Ne oldu? Birdenbire ahalinin kaba kaşkı mı patladı içinde ha? Hayır duası isteyen garipler getirdiler işte. Hayır duası isteyen garipler. Ya yürü kalk git. Ufak at. Cücüler de yesin. Nereden söğüşledin anlat bakalım ha? Ya seni inandırmak mecburiyetinde değilim ki. Yemezsen yeme. Yok canım. Niye hemen kızıyorsun ki? Böyle bir ziyafet kaçırılır mı? Muhakkak senin de sevenlerin vardır. Bir bakayım. Allah. He, sucukları doğramakla başla. Bunun yumurtalısı da çok güzel olur biliyor musun? Keşke kahvede konuşmasaydım be usta. O zaman işsizde kalmazdın. Kalmazdım, doğru. Ama doğru bildiklerimi söylemeseydim rahat uyuyabilir miydim? Bak, yol gösterince nasıl da birlik oldular. Haklısın.
bir oldular. Ama bir olunca ne yaptılar? Traktörleri taşladılar. Traktörleri taşlayınca ellerine ne geçti ki? İlk defa nasıl bir araya gelebileceklerini görmediler mi? Bir araya geleceklerini görüp neler yapabileceklerini anlamadılar mı? Ama başka şeyler de anlayacaklar. Neleri? Teşkilatlanmaları gerektiğini. Üretimden gelen güçlerini kullanmaları gerektiğini. Üretimden gelen güçlerini mi? Nasıl bir şey ki bu? Bak, biz fabrikada o kadar saat karın tokluğuna çalışmıyor muyduk? Çalışıyorduk. Kazandığımız para insanca yaşamamıza yetiyor muydu? Nerede? Dirilik mi vardı usta? İtten rezil yaşıyorduk. Peki. Biz maaşlarımızın artmasını istedik diyelim. Patron bunu kendiliğinden verir miydi? Vermezdi tabii. Vermeyince biz ne yapardık? Üretimden gelen gücümüzü kullanırdık. Yani iş bırakırdık. Ne değişirdi ki usta? Bizi atıp yerimize başkalarını alırlardı. Peki ya o yeni gelen işçiler de teşkilatlansaydı? Patron istediğimiz hakkı vermeye mecbur kalırdı. Bunları nasıl akıl ediyorsun usta? Akıl etmiyorum. Okuyup öğreniyorum. Bana diyorsun da sen de işsiz kalmadın mı? Ama seninki hayırlı oldu. Sana yük olmam değil mi usta? Ne yükü be oğlum? Şu işsiz günlerimde bana yarenlik edersin işte. Merhaba arkadaşlar. Traktörleri taşlayanların kimler olduğunu öğrendim. Fettahgil'in Ali, Kır Hasan, Çopur Osman, Elbetler'in Muharrem, Hoceyl'in Hüseyin. Bu liste böyle uzayıp gidiyor. Hepsini okumayacağım. Bunu jandarmaya verebilirim ve herkes cezasını çeker. Ama ben bunu yapmayacağım. Çünkü sizi anlıyorum. Traktörler işinizi, ekmeğinizi elinizden alacak sandınız. Onları bir canavar gibi gördünüz. Halbuki traktörler toprağın verimini arttıracak. Bir avuç toprağa ekmek için günlerce kan ter içinde çalışıyorsunuz. Ama aynı işi traktörler birkaç saatte yapacak. Sonra ne olacak? Ürünleri toplama vakti gelecek. Kim toplayacak? Siz. Vaktiyle fabrikaya makineler geldiğinde aynı şey olmadı mı? İşini, ekmeğini kaybedeceğinden korkanlar hala fabrikada çalışıyorlar. Üstelik daha rahat işlerde. Bu traktörlerle toprağın verimi artacak. Verim artınca ne olacak? Bu toprağın insanı kazanacak. Kim? Siz, biz, hepimiz. Siz taş attınız. Ben size bir adım atacağım. Tarlalarda iş çıkıncaya kadar size fabrikada iş vereceğim. Şimdi iş isteyenler adını yazdırsınlar. Dur Kirve, nereye? Evdeki bebeler ne olacak? Onlara sen mi bakacaksın? Neydi? Hasan Meral Oymaklı köyü.
Misafiriniz var Serap Hanım. Pakize. Güllü. Hoş geldin. Hoş gördük. Çok özlemişim kız seni. Ben de. Geç otursana şöyle. Hayırlı olsuna geldim. Gebeymişsin. Duydun mu? Duymaya mı kaldı kız? Baban düdüğe kor üfürdü sen gebesin diye. Çalgı tutup düğün ettirtti. Babalığı batsın. Boş ver şimdi. Sen nasılsın? Gebeliğin nasıl? İyi. Sıkıntı veriyor mu? Yok. Ne bu halin kız? Ağzını bıçak açmıyor. Yok bir şey. Halin vaktin yerinde. Daha ne istiyor? Bak şimdi neşeni nasıl yerine getireceğim. Bak kız, bunları bebeğine ördüm. Ne oldu Güllü? Muzaffer Kemal'i öğrendi Pakize. Taktiklerine hayran olmamak mümkün değil ama o kadar adamı istihdam edebilecek miyiz? Edeceğiz. Gerekirse zarar etmeyi göze alacağız. İyi. Yoruldun galiba. Bilmem. Ha. Neriman bu akşam yemeğe davet ediyor sizi. Müstakbel annemize çok güzel yemekler hazırlamış. Enerji veren. Sana da iyi gelir belki. Teşekkür ederiz Zekai ama başka zaman yaparız. Hem benim bu akşam burada kalıp biraz çalışmam lazım. Sen? Serap'ın hamileliğinden beri akşamı zor ediyordun sen. Bir an önce evine, karına gitmek için can atıyordun. Nereden çıktı bu vardiya şimdi? Öyle icap etti. Bana bak. Yoksa Serap'la kavga filan mı ettiniz siz? Tamam. Ne zaman anlatmak istersen ben hazırım. Sağ ol. Senin de canını sıkmayayım. Olur mu canım öyle şey? Önce sen de sıkma canını. Hamilelikte anneler biraz hassas ve kırılgan olurmuş. Yani böyle zamanlarda büyütmemek lazım. Boş ver. Boş ver, geçer nasıl olsa. Vay le. Ayın beyin oldum kız. Olursun ya. Bir de benim halimi düşün. Ah Kemal yok mu? Bir türlü vazgeçemedi senden. Ne aşkmış ama. Tekmil yaktı başına. Yere batsın onun aşkı. Belli ki sevmemiş beni. İnsan sevse böyle yapar mı? Git dediğimde giderdi. Ya şimdi ne olacak? Bilmiyorum Pakize. Muzaffer yüzüme bile bakmıyor. Yanıma bile yanaşmıyor. Adamdan yere saymıyor beni artık. Sen mi? Çok ağrıma gidiyor Pakize. Dayan. Dayanacak gücüm kalmadı. Dayanacaksın. Başka çarem mi var? Az mı çektin kız babanın evinde? Ne çabuk unuttun o yediğin dayakları, eziyetleri. Dayanmayıp da ne edeceksin? Babanın evine geri mi döneceksin? Bu hayata kolay sahip olmadın. Şimdi bir de çocuğun olacak. Başka çaren yok. Dayanacaksın. Eksik değil mi? Malın aynı fiyatını mı ödeyecektim? Mal aynı. Ama riski farklı. Aynı parayı ödeyeceksem niye senden alayım? Muzaffer Dinçaslan'dan alırım, öyle değil mi?
Madem riske giriyorum, bedelini keserim. Neyse, buna da şükür. Hadi kal sağlıcakla. Sen de. Hadi eyvallah. Eyvallah. Selamun aleyküm ağalar. Aleykümselam. Puh sizin kalıbınıza he mi? Ne oldu abi? Ne dedik ya? Ne oldu ya? Tek mi nikahıymışsınız lan? Benimle dalga geçiyordunuz. Dayısının karşısında dimdik duramaz diyordunuz ha? Fel fel olur diyordunuz. Gülüp duruyordunuz bana. Hasan Efendi, hani benden adam olmazdı ha? Tavşan diyordun bana. Ne oldu? Lafa gelince mangalda kül bırakmıyorsunuz ha? Nerede kaldı sizin delikanlılığınız ha? Sizin delikanlılığınız dayımın listesinde birinci sırada. Onunla çalışıyormuşsunuz artık, öyle mi ha? Mecbur kaldık. Ya yürü kalk git. Mecbur kalmışmış. Ne oldu? Dayım sizin kafanıza silah mı dayadı ha? Hani birliktik biz? Ha? Hani sizler erkektiniz? Ben tavşandım. Öyle dermiş ha? Öyle dermiş. Kimin tavşan olduğu görünüyor şimdi, öyle mi? Abdül, buradaki arkadaşların hepsine benden birer tane tavşan kanı çay ver. İçleri sızsın. Abdül, Hasan'ın çayı bittikçe doldur, olur mu? Öyle deme dayı. Olur, olur. Olur, olur. Olur. Lan baba, hı? Bu Allahsız Raşit paraları alıp gitmez. Yok, gitmez. Ya nerede kaldı o vakit? Ben gel. İti an çoban asılma. İyilik sağlık. Ay babana rahmet eşim. Yaşa be Reşten be. Hepsi bu kadar mı? He, bu kadar. Hesap böyle değildi. Değildi ama bu kadar verdi. Allah'ım inkar edeyim, on lokma lokma doğrarım ha. Lan, değil mi bu? Dur, deli fişe, dur. Dellenme hemen. Adam haklı. Madem aynı parayı vereceğim, niye sizden mal alayım ki diyor. O kadar riske giriyorum. Elbet paranın bir kısmını keseceğim diyor. Biraz fazla kesmiş Reşit. Adam Safi çakal çıktı ha. Benim bulduğum tüccar bu. İsterseniz siz kendinize başka tüccar bulun. İhtimal daha çok eder. Yok yok. Para bu. Anayı kızından ayıran. Hadi. Çak. Hem taş atıp da kolumuz mu yoruldu ha? Benim payımı vermeyecek mi kurban? Al, hayrını gör. Göreceğim. Göreceğim elbette. Sen o parayı ikiye böleceksin. Niye? Siz
iki baş bir ocaksınız. Benim ocağım ayrı. Sen bir pay alırsan, sen bir pay alırsan evinizde iki baca mı tütecek? Yok, gene bir baca tütecek. Üçe bölersen haksızlık olur. Senin hanene iki pay girmiş olur, benim haneme bir pay girmiş olur. Öyle değil mi ama? İyi o zaman. Hadi kırrığına sövmüşüz gibi surat asma. Ne keslik etmesene. Daha bunun üstüne sana maaş gelecek. Ha. Esnaf be. Esnaf tabii ya. Vallahi. Kızım, pozunu bozuyorsun. Hiç havamda değilim Renan. Ama... Başka zaman yaparsın ha? Sen bilirsin Muzaffer'ciğim. Ama birazdan havaya gireceğine eminim. Harika şaraplar getirdim. Oh mon dieu. Bu nasıl bir faz? Tam anlamıyla feminen, eksantrik, manyifik, muhteşem kadınsı bir yüzünüz var. Böylesine az rastlanır. Bu etkileyici yüzüğü resmetmeyi arzu ederdim. Sağ olun. Utandım vallahi. Utanacak ne var maşeri? Çıkarın bakalım şu örtünüzü. Etkileyici. Esrarengiz. İstikrarsız. Meçhezirlerle dolu bir yaşamınız olmalı. İlahi Renan, ressam değil de ruh hekimi gibi konuştun. Hayran kaldım doğrusu. İki dakikada Gülizar'a tahlil ettin. Renan sanatını bayağı ilerletmiş. Yüzlerin altındaki manayı resmediyor. Benim ruhuma da ışık tutabilir misin Renan? Deneyeceğim. Canım. Buyurun Renan Hanım. Fransa'dan getirdiğim peynirlerden olacaktı. Mutfağa bırakmalarını söylemiştim. Roquefort... Brie, camembert, chèvre, hepsinden dilimleyip getirebilir misiniz canım? Getirebiliriz. Böyle güzel şaraplar meyveli olur mu? Ne demişler? Peynirsiz bir sofra, tek gözü olmayan bir kadın gibidir. Tribüşon. Lütfen. Canımmış. Nereden canın oluyorum ben sen ya? Aha böyle gidersin işte tırıs tırıs. Öyle deme kız yazık. Nesine yazık bacım ya? O da eski yavuklusunu şüfür diye tutmayaydı çitliğe. Bey de böyle eski nişanlısını getirir işte. Ah işin rengi belli oldu. Güllü gider. Güle güle gitsin. Renan gelir. Karıyı görmüyor. Evin hanımı gibi sağ, onu getir, bunu götür demeye başladı bile. Ciddi hanımın mı gülü kolay değil? Renan da çiftliğe yakışır, güllü gibi ırgat kızı değil ki. Görgülü kadın Avrupalara gelmiş. Yavur sütü desene şu an. Babasısın? Oğlumun. Bize yan bakana yan da verir.
geldin bey. Aa, bak, bak. Bu ne? Gel içeri sen gel. Al. Nereden çıktı şimdi bu kadar para? Üzümünü ye, bağını sorma. Hemen sabah kendini alından burundan acar bir fistan al. Sağ olasın da çok değil mi bu? Ardı biter diye korkuyorsun değil mi? Korkma korkma, bitmez. Mayışın yok. Çiftliğe ırgat da götürmüyorum. Lan karı, sen ne kadar soru sual ediyorsun? İstemiyorsan ver. Ay, istemez olur muyum hiç? Haram paradan hayır gelmez de onun için de yok. Ha. Helal, helal. Tasa etmesen zengin olacaksın. Çok zengin. Ne var? Bağ fistan parası yok mu? Bende para var mı ki? Billahi yok. Olsa vermez miyim? Deme ama. Şimdi bu Zehra yeni fistanıyla kurum kurum kurulmaz mı? Ha? Yazık değil mi avradına? Yok diyorum sana, bende para yok. Bak ha, billahi yok, bak bak ha, bak. Onlar benim değil, değil. Emanet. Emanet, emanet. Emanet onlar, emanet. Emanet. Ben sana emanet paradan vereyim, al. Sonra ben yerine koyarım, ha. De al abi, al lan. De hadi gir içeri. De hadi. Biraz konuşabilir miyiz Muzaffer? Bu
daha ne kadar böyle devam edecek? Artık karı koca olmayacak mıyız? Ayrı mı yatacağız? Yüzüme bakmayacak mısın? Konuşmayacak mısın benimle? Konuş. Bağır, çağır. Bir şey söyle. İster vur, kır ama böyle yapma. Yokmuşum gibi davranma. Daha ne kadar devam edecek böyle, ha? Gitmemi mi istiyorsun? Eğer istediğin buysa açıkça söyle. Hayır, kal. Karnında benim çocuğumu taşıyorsun. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Maksadın bu değil miydi zaten? Bu zenginliği arzu etmemiş miydin sen? İşte elde ettin. Beni uyarmaya çalıştılar. Ama dinlemedim. Senden vazgeçmedim. Sana inanmıştım çünkü. Beni sevdiğine, aşık olduğuna inanmıştım. Ne büyük hataymış. Muzaffer. Sus. Rica ederim sus. Tek kelime bile duymak istemiyorum. Daha fazlasına lüzum yok. Ölünceye kadar burada yaşayabilirsin. İstediğin neyse senin olsun. Ama benim gözüme gözükme. Bulunduğum mekana girme. Yanımda konuşma. Tek kelime bile etme. Karım değilsin artık.